olan yok. O yüzden iyi olmak zorundasınız. Emre ile iftihar ediyorum. Onunla gurur duyuyorum. Onun kariyerine katkı sunabilmiş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum ve onun elde ettiği başarılar benim de yeni öğrenciler yetiştirme konusundaki istek ve motivasyonumu artırıyor. Tabii doğal olarak en başta gelen yeteneğiyle bizim öğrencilerimiz arasında ve benim kendi öğrencilerim arasında ayrı bir yere sahip Emre. İleriki dönemlerde de bütün bu potansiyeli ve taşıdığı olumlu özellikler dolayısıyla zaten görmeye başladık uluslararası alanda başarılarını, ama zannediyorum ileriki dönemlerde çok daha fazla ismini duyacağımız genç sanatçılarımızdan bir tanesi. Çalışma arkadaşı olarak gayet disiplinlidir. Hiçbir şey baştan savma yapmaz bir kere. Olmuyorsa tekrar tekrar, yani binlerce kez çalınabilir o. Yalnızca güzel olana kadar çalınmalı. Disiplinli bir arkadaşım. Seviyorum sorumluluk sahibi olduğu için. Halen okulumuzda öğrenci olan ama hakikaten gerek virtüozitesi, gerek sanatçılığıyla dünyanın önemli tarz sanatçıları arasında sayılabilecek olan Emre Er Yılmaz, geçmiş yıllarda bu alanda yarışmalar kazanmış ve sadece tarı halk müziğinde değil ama eksperimental alanda, diğer müziklerde de kullanarak çok önemli çalışmalar yapmış mesela. Çok gerçekten yetenekli, ama yetenek biliyorsunuz yola çıkış noktasıdır. Orada önemlidir yetenek. Ama onu geliştirebilmek için bir disipline ve çalışmaya ihtiyaç var. Emre böyle bir çocuktur. Çok disiplinli, çok çalışan ve çok güzel bir yol takip eden. Ama tabii bunda onun karakteri de çok önemli. Ama sadece bu değil, çok iyi hocaların elinde yetişen bir çocuğumuz. Ülkemizde çok da tanınmayan bir çalgıyla son derece başarılı bir kariyer yapılabileceğinin en güzel örneği. Ben müzisyen olmaktan çok mutluyum. Müzisyenlerin de çok ciddi bir güç olduğuna inanıyorum kendi adıma. Çünkü kendi vücuduna ait olmayan bir parçaya can veriyorsunuz aslında. Vücudunuza ait olmayan bir parçaya. Enstrümanın ne olduğu önemli değil. Bu bir çalgı, bu bir araç aslında. İnsanın kelimelerle, sözlerle anlatamadığı ya da çizerek ifade edemediği şeyleri ne çizerek ne de göresel olarak ifade etmeden araçla, yani bir ağaç parçası desem uygun olur mu bilmiyorum ama onunla bambaşka bir ortam yaratabiliyor, bir ruh haline sokabiliyor insanları. O yüzden müzisyenler bence Tanrı'ya en yakın insanlar, benim kendi kanaatimce.